Altay TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. YouTube üzerinden yayın yapan Altay Televizyonu'nda konuğumuz genç kalecimiz Emre Koyuncu kamp röportajları devam ediyor. Ve bugün de Emre Koyuncu ile beraberiz. Kendisinin kampla ilgili, ilk yarı ile ilgili ve oynanacak olan ikinci yarı maçlarıyla ilgili görüşlerini alacağız. Emre hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, kamp nasıl geçiyor? Önce oradan başlayalım. Bütün oyuncularımıza da sorduğumuz gibi genel olarak Side'nin, Antalya'nın atmosferinden, çalışmalardan biraz bahseder misin? Toplandık. Çift antrenmanlara devam ediyoruz. Güzel bir havamız var. İnşallah bu değişim takıma olumlu yansıyacak. Öyle de gözüküyor zaten. Çalışmalar güzel gidiyor. Biraz hava şartları bizi zorluyor ama olsun. İnşallah daha çok çalışıp ikinci yarıya daha iyi hazırlanıp taraftarımızı, kendimizi, ailemizi, herkesi mutlu etmek için burada daha çok çalışıyoruz. Aslında hava şartları da belki o da bir test yapıyor. Çünkü önümüzde değil mi Ocak ayı, tabii Şubat ki. Ayı, Mart ayı çok yumuşak hava koşulları geçmeyecek. Aynen. Hangi deplasmana gidersek gidelim ki İzmir'de de tabii soğuk havalar oluyor. Belki o yağmura, soğuğa alışma anlamında da bir kamp geçiyor diyebiliriz herhalde. Aynen abi hazırlık yapıyoruz. Ama zeminler güzel değil mi? Zeminler güzel, saha güzel, ortamımız güzel. Yani umuyorum buranın etinden, sütünden, her şeyinden faydalanıp ikinci yarıya daha hazır şekilde gireceğiz. Aynen. Şimdi Aydın var ve Can var. Üç kaleci çalışmalara devam ediyorsunuz. Kıvanç Hoca'yla çok iyi diyaloglarınız olduğunu ben bütün antrenmanlarda görüyorum. Biraz sizin kaleci departmanı ile ilgili istersen yorumlarını rica edelim seyircilerimize. Şöyle, genç bir ekibiz. Ben, Aydın, Can. Üçümüzün yaş ortalaması Aydın 93'lü, ben 96, Can 95. Yani bizim için çok nadir rastlanan bir durum bizim departmanımız için. Çünkü genelde burada daha böyle oturaklı, tecrübeli insan fikri var Türkiye'de. Bu fikrin çok yanlış olduğuna inanıyorum. O yüzden... Gençleri sayarken Kıvanç Hoca'yı da sayalım. Kıvanç Hoca'mız da genç. Evet. Sağ olsun Kıvanç Hoca bize çok yardımcı oluyor. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz. Eğrisini, doğrusunu, bu işin tecrübe kısmında o bize çok şey katıyor. Sahada çalışmalarımız zaten siz de şahit oluyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Ya olabildiğince üçümüzde daha çok üstüne katıp bu takıma daha çok faydalı olup kendi bireysel hedeflerimiz de tabii bunun yanında var. Onun için elimizden geldiğinin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Bir ise bir, iki ise iki. Kendimizi zorluyoruz, limitlerimizi zorluyoruz. Amaç en iyi noktaya tabii ki. Hem bireysel olarak hem takım olarak gelmek. Şimdi geçen sene 34 maç tamamında oynayan Egemen ve sen de bütün maçlarda yedek kadroda yer alan, yedek kaleci olarak sabırla bugünü belki de bekleyen bir Emre Koyuncu profili var. Yanılmıyorsam geçen yıl sadece Erzurumspor'la oynanan kupa maçında ki penaltılarla şanssız bir şekilde elenmiştik İzmir'de. Evet. O maçta sen kaledeydin. Bu sene kaleyi devraldın. Bu arada Egemen'e de hayırlı olsun diyelim. Çünkü geçen olsun. Sene şampiyonlukta çok büyük pay sahibi. Deyim yerine ise tulum çıkardı. 34 yapmak hiçbir futbolcu şey değil mi? Tabii. Çok fazla nasip olmaz. Yolu açık olsun. Profesyonel hayatta bunlar var. Yeni gideceği takımda kendisine başarılar dilerim. Geçen sezondan Emre'cim biraz alıp yine bu sezona doğru gelirsek neler anlatabilirsin? Çünkü o dönemde de çok iyi çalışmalarınız vardı. Ama senin de bir örnek kaleci profiliyle sabırla beklediğin ve ondan sonra bu yıl kaleyi devraldığın bir periyot var. Ligin transferinin son günü transferim gerçekleşti. Kiralık olarak geldim buraya Ankara Gücü'nden. Oynayıp geldim üstelik PTT Ligi'nde. Yani hiç beklenmedik bir anda benim tamamen dışımda gerçekleşen bir olaydı. Kendimi bir anda kulübün içerisinde buldum. Çok şükür Özen abi bu konuda bana çok büyük, gerçekten büyük bir güzellik yaptı. Geldim. Zaten takımımız çok iyiydi ve hani şansın gelmesi için benim hep hazır olmam lazım. Çünkü genç kaleci için, ikinci kaleci olarak bekleyen kaleci için şans bir kere sekiyor ve senin çok iyi kullanman gerekiyor bunu. Ki önümde Egemen abi oynuyordu. Egemen abinin hakkını şu konuda asla yiyemem. Yani her ne olursa olsun, bu sezon başı da dahil, geçen sezon başı da buraya geldiğinde de dahil, elinden geleni hiçbir zaman benim adıma ardına koymadı. Hep destek oldu, hep işin doğrusunu bir abi olarak yol gösterdi. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur. Yani ben onu buranın dışında bir abi olarak çok seviyorum. Geçen sezon, ya şu çok zor bir şey. Hazır olarak beklemek insan psikolojisi için çok kolay değil. Sekti sekecek, oynadım oynayacağım. O psikoloji insanı hani böyle çok yıpratan bir durum. Nitekim sekmedi. 34 maça Egemen abi oynadı. Aslanlar gibi de oynadı. Kupayı aldık zaten. Bir üst lige çıktık, şampiyon olduk ki zaten hani benim söyleyebilecek bir şeyim yok bu konuda Egemen abiye. Bu sezon başı hani
farklı olacağını hissedebiliyordum. Hani bir şeylerin benim adıma daha iyi gidebileceğini. Bu arada şunu ilave edelim. Kiralık sözleşmesi bitip bu sene bonservisiyle tamam, beraber. Tamam, bonservisimle beraber geldim. Altı ay gelen bir Emre. Aynen. Ankara Gücü'nden ayrıldım. Ya benim tamamen Ankara Gücü'nden ayrılma sebebim oynamaktı. Hani oynamak ve artık bitirine çıkmak. Çünkü benim kendi kişisel hedeflerim, planlarımda geç bile kaldım bu duruma, şu anki duruma. Çok şükür, şükürler olsun. Bunu asla şey söylemiyorum. O yüzden oynamak için, birçok şey için zorladım Ankara Gücü'nü buraya gelmek için. Özden abi birçok konuda yardımcı oldu. O yüzden bu sezon başı benim için iyi başladı. Önce TSYD Kupası'nda güzel bir başlangıç yaptık. Sonrasında lig de benim için iyi gitti. Benim için inişler çıkışlar elbette olacak. İlk defa sürekli oynuyor, istikrarlı şekilde oynamaya başladığım bir dönem. Dünyanın her yerinde kaleci hataları var. Ben de yapacağım. Hatalarımdan gocunmuyorum. Bunlar bana doğruyu öğretiyor. Yani çünkü bir kere performans dalgalanması olmayan bir futbolcu herhalde yoktur. Yani kaleci mevkiine sadece örnek almayalım. Gol kaçıran santraforda olacak, top kaybeden orta sahancısı da olacak. Affedersin, ıska geçen defansörüsü olacak. Yani kesinlikle. Futbol hatalar oyunu, bunu önemli olan minimal seviyeye çekmek. Tabii ki, tabii ki. Yani bu iş şöyle. Michael Jordan'ın bir sözü var. Kariyerim boyunca 9000'den fazla şut kaçırdım, bu yüzden başarılı oldum. Ya bu iş bu. Bir yerde hata yapacaksın ve hatanı devam ettirmediğin sürece başarı geliyor zaten. Çünkü yapılacak o kadar çok hata var ki. Yani saliselik olaylar içerisinde sen reaksiyon gösteriyorsun. Karar veriyorsun. Ya o kadar zor bir durum ki bu baktığınız zaman. O yüzden hatalarımdan ders almaya çalışıyorum olabildiğince. Hani kaçmıyorum. Hata yaptıysam açıp izliyorum, tekrar izliyorum, tekrar izliyorum. Ne yapabilirim şimdi? O anı tekrar yaşıyorum ki hani o an benim beynimde hata olarak kalmasın. Ben onun üstesinden geleyim. Aa, burada bunu yapsaymışım. Bu işin bence önemli kısmı. Sağ olsun Kıvanç hocam da bu konuda burada bunu yapabilirdi, şurada şunu yapabilirdik gibi bir sürü irtibat halindeyiz. Yani umuyorum ki genel adına, takımım adına hani konuşuyorum. Bizim için iyi geçen bir devre olmadı. 17 haftalık periyot iyi geçmedi. Aslında çok iyi başladık. Çok iyi başladığımız şeyin sonunu getiremedik. Ya böyle iniş çıkışlar oluyor, bu ligde yeniyiz. Lig dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Her takım her takımı yenebiliyor. O yüzden bundan sonrası bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir 17 haftalık alışma sürecimiz oldu diyebilirim. Çünkü ister istemez yeni bir oluşumuz, yeni oluşum olduğumuz için en ufak şeyler bizi kırıyor. Bu kırılganlığımızı üzerimizden atacağız ve ikinci yarı yolumuza daha kuvvetli, daha istikrarlı şekilde devam edeceğiz inşallah. Şimdi içinde bulunduğumuz kamp döneminde takviyeler de oldu Altay adına ki orta sahada çok değerli oyuncular, değil mi? Putsili, Atatürk, evet. Mertel gibi, yine Adana Spor'dan gelen Onur gibi iyi arkadaşlarımız takviye oldu. Bir anlamda kaleci, defansı, forveti de rahatlatan çünkü mevki orta saha. Orta sahadaki bu değişim de belki takımı da çok olumlu yönde etkileyecek diye düşünüyor genelde futbol yorumcuları. Ha, fikrim sende Can abi. Ya şöyle, bu hani gerçekten dişli işi. Bir yer aksadığı zaman başka bir yere yük biniyor. Orası aksadığı zaman başka bir yere yük biniyor. Ve hani sistem çöküyor. O yüzden yapılan takviyeler umarım en kısa sürede uyum sağlar. Uyum süreci sorunu yaşayacaklarını sanmıyorum. Çünkü gerçekten iyi bir abi ortamı, iyi bir aile ortamı var. A takımın abileri herkes de en içten şekilde kardeş, abi kardeş ilişkisinde konuşuyorlar. O yüzden bir an önce uyum sağlayıp bize en faydalı olacakları şekilde lige gireceğimizi düşünüyorum. Onların da tabii ki kendi bireysel ne denir ona? Performans. Bireysel performanslarıyla. Evet, aslında yaş ortalaması olarak ligin yaşlı takımlarından bir tanesiyiz. Ama senin gibi, işte az önce bahsettiğim gibi Aydın gibi, Can gibi genç kaleciler var. Şu anda biraz da U21 ve U19 takımından kampa dahil edilen genç arkadaşlarımız var. Yeni transferlerin bazılarının yaş ortalaması daha düşük olacak bundan sonra da. Bu demektir ki aslında gençlerle biraz daha tecrübeli oyuncuların kaynaştığı bir yapı ortaya çıkarsa aslında Altay için parlak günler çok da uzak değil. İnşallah. Gerçekten öyle gözüküyor Can abi. Peki Emre, lige genel olarak baktığında ki sen de bu ligi çok iyi tanıyorsunuz. Artık Spor Toto birincilik neredeyse Süper Lig kalitesinde. Yabancı oyuncuların olduğu, canlı yayınların, bütün müsabakaların ekranlarına aklen geldiği bir lig oldu. En çok zorlanan maçlar hangileri sizler için? Bu ligin favorileri kimler? Biraz daha alt sıralarda kimler olur? Şöyle lige bir genel göz attığında ne yorumda bulunabilirsin? Sezon başından beri kendi adıma konuşuyorum. Sahanın içinde olup
en derli toplu, beğendiğim takım, ne yaptığını bilen takım olarak gördüğüm takım Gençler Birliği'ydi. Nitekim zaten çok puan sıralamasında yukarıdalar, liderler. Ne yaptığını biliyorlar. Bu geçen seneden düştükleri takımı koruyorlar, kadroları. Birçok oyuncusu üst lig oyuncusu, birçok oyuncusu üst liglerde şampiyonluk görmüş oyuncular. Gençler Birliği'nin ligi götüreceğini düşünüyorum. İkinci sıra için birçok aday var. Boluspor'un bir düşüşü var. Gaziantep, FK yukarıya doğru gidiyor. Denizli Spor inanılmaz bir çıkış içerisinde. Evet. Umuyorum biz eğer ritme girersek, hani bu ligde çok büyük puan şey farkları yok. Kapanmayacak şeyler değil. Üst üste alınan birkaç seri galibiyet bir anda playoff potasında bulabiliriz kendimizi. Ve hani bu hiç umulmadık bir şey değil. Yani diğer konuştuğumuz ve röportaj yaptığımız arkadaşların da aynı şeyleri söylediler. Bizde en büyük eksiklik bir seri yakalayamamak oldu herhalde. Kesinlikle. Ya bu ligde geçmişe bakıldığı zaman geçen sene Ankara Gücü. Bir 9'da 9 lider. Sonra ikinci yarının başlangıcında yine sanırım bir 7'de 7 ile başladılar. Yukarıyı yakaladılar. Ya bu ligin genel seyrini belirleyen evet. Şey bu seriler oluyor. O yüzden bir seri içerisine girmemiz lazım. Umuyorum, ya bunu yapabilecek gücümüz var, neden olmasın? Potansiyelimiz var. Bir sürü takımlarla işte, 16 tane takımla oynadık, 17 tane takımla oynadık. Hani bizden çok 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 iyi, ekstra olan takım, hani ya bu sahaya çıktığımız zaman bu takımı yenemeyiz dediğimiz takım yok. Hatta kazandığımız maçları çok rahat kazandık ama kaybettiğimiz maçlar böyle kıl payı kaybettiğimiz, bireysel hatalarla ya da minimal hatalarla kaybettiğimiz maçlar oldu. Kesinlikle. Ya ilk yarı benim kendi adıma öz eleştiri yapabileceğim şey şu oldu, çok kırılganla oynadık. Yani o direnci gösteriyoruz ama herhangi bir gol durumunda, bireysel hata durumunda herkesin gardı düşüyor. Birbirimize bu konuda biraz daha telkinlerde bulunmalıyız. Çünkü hani futbol 90 dakika. Kuşkusuz. Sen geriye düşüyorsun ve önünde daha o an gibi bir sürü an var maçın içinde. 1 dakika bile olsa, 2 dakika bile olsa kesinlikle. Ki 2 dakikada 2 gol atıldığını, yenildiğini çok gördük. Çok kesinlikle. Futbol bundan milyarlarca insanı belki peşinden sürüklüyor. Bundan bu kadar güzel. Hiçbir zaman umutsuz olmamak lazım. Kesinlikle. Hiçbir zaman ya umutsuz olmayacak bir durum yok. Doğru. Bu işin özünde galibiyet, mağlubiyet var zaten. O yüzden hani biz bunu iş olarak görürsek zaten başarı burada geliyor. Bizi Avrupa'dan ayıran en büyük özelliklerden birisi. Benim birçok arkadaşım Enes, Çağlar, hepsiyle irtibat halindeyim. Yurt dışında oynuyorlar ve sürekli konuşuyoruz. Hani ne farklı, nasıl durumlar, onlara sürekli sorular soruyorum. Orada tamamen iş, her şey iş diyor. Mağlup olduk, eve geldiğimiz zaman her şey sıfır diyor. Çünkü önümüzde yine bir hafta var diyor. Ya Can abi düşünebiliyor musun? En üst seviyeyi, Barcelona, Real Madrid. Adamların sevinecek ya da üzülecek vakti yok. Pazar günü Real Madrid'le oynuyorsun, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynuyorsun, Chelsea'yle oynuyorsun. Hani bu çok farklı bir seviye. O mentaliteye gelmemiz lazım. Tempo. Yani sürekli seyahat halindesin. Sürekli üst düzey. Ya satranç oyunu gibi oradaki maç. Satranç yani tamamen. Senin hamlene karşı hamle var. O yüzden ya bu işin, bu oyunun bir iş olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet, umarız herkesin bakış açısı bu yönde olur. İnşallah. O zaman Emre'cim son olarak da Altay TV'de artık yayınlar başladı. Bundan sonra otel dışında da tabii ki İzmir'de yayınlarımız olacak, röportajlarımız, programlarımız olacak. Sık sık birlikte olacağız sizlerle. Hem mesajını alalım taraftarımıza, seyircimize, bizi YouTube üzerinden izleyenlere. Hem de bugün noktalayalım. Artık bundan sonraki maçlara ve kamp heyecanına devam edelim. Devam edelim. Altay TV gibi bir yayın organı YouTube üzerinden bu kulüp için, Altay Spor Kulübü için çok büyük bir reklam şeyi. Çünkü böyle büyük bir kulübün tanıtılması gerekiyor, bilinmesi gerekiyor, içinde olunması gerekiyor. O yüzden başta sana olmak üzere bütün yayın ekibimize teşekkür ederim Can abi. Umuyorum yeni sezon, yeni sezondan kastım ikinci devre hepimize hayırlı gelir. Elimizden gelenin fazlasını yaparız ve başta kulüp olmak üzere, taraftarlarımız olmak üzere herkesi mutlu ederiz. Yani biz mağlup olduğumuzda inanın bizden çok üzülen olmuyor. Evet, çok önemli. Bizden çok üzülen olmuyor. Yani ben gerçekten eve gidip saatlerce oturduğumu biliyorum. Duvara bakıyorum, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor bizim için. Biz de gerçekten çok duygusal insanlarız. Biz de üzülüyoruz. Biz de hata yaptığımız zaman başımız önümüze eğiliyor. Hani benim kendi adıma nacizane söyleyebileceğim tek şey taraftarlarımızdan bize gerçekten destek olması. Bizim buna gerçekten ihtiyacımız var.
Önümüzde 17 maç var. Önümüzde kocaman bir 17 maç var. Puan demek. 51 puan demek. Bu yüzden bizim birlikte bir şeyler yapacaksak onların desteği olmadan olmayacak bu. Doğru. Ve iyi bir başlangıç yapmak da elimizde. Ümraniye maçıyla başlıyoruz. İnşallah Ümraniye maçı. Afyon ve İstanbulspor, İzmir'de üst üste yapacağımız maçlar var. Adana deplasmanı olacak. Yani aslında çok böyle dişimize göre rakiplerle oynayacağımız maçlarda alacağımız maksimum puanlar var. İlk yarıdan belki daha iyi bir ikinci yarı başlangıcı olursa neden o seriyi yakalayıp hedefe yürümeyelim diyoruz. Evet, kesinlikle. Başta sana, sonra bütün takıma tabii ki aynı şekilde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler canım. Ben sana teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, kalecilerimizden Emre Koyuncu'yla kamp röportajlarında birlikte olduk Antalya'da. Size de yayınlarımız YouTube üzerinden, Altay Televizyonu üzerinden devam edecek. Bizi izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.